Değiştiremediklerimizle belki mücadele edemiyoruz ama değiştirebileceğimiz ve değiştirebildiklerimiz var. Bu da aslında belki insanın kendine güvenini, kendi alanında bir dışarıda belirsizlik olsa bile kendi alanında bir belirli güvenli bir ortam yaratmasına yardımcı olabilir ama dediğin gibi bu aslında insanın zihniyle kendisiyle başlıyor. Biraz bundan bahsedelim Hani mi? ben bundan 10-20 yıl önce az konuştuğumuz bir yer, senle bir o zamanlar konuşuyorduk. Şu anda çok popüler. İşte mindfulness'tan bahsediyoruz. Anda yaşamaktan bahsediyoruz. Varoluşuna yüklediğin anlamı tekrar bir gözden geçir diyoruz. Onun tek anlamı yemek, içmek, gezmek, üremek değil. Hani hayatta önemli olan statü, para, pul değil. Önemli olan hayatta duruşun. Ve o duruşu belirleyen şey de senin zihninde kendine söylediklerin. Kendine anlattığın hikaye, değil mi? Hikaye. Orada belirsizliği ortadan kaldıracak en önemli şey şu. Zaman diye bir şey yok aslında. Hep bunu söylüyoruz. Zaman, an. Eğer ben bu anda iyi hissedebiliyorsam, bu anda kendi yayınımı ve kendi duruşumu sergileyebiliyorsam, bu zamana dönüşecek zaten. Bunu bu anda yaparsam, diğer anda yaparsam, sistem hep şunu diyoruz, beyin gerçeklerle çalışmıyor. Yani dışarıda yağmur var diye bizim zihnimiz kararmıyor. Biz yağmuru can sıkıcı, ne bileyim boğucu bulduğumuz için bir diğeri diyor ki oh, yağmur yağıyor, içim açıldı. Ben Ne mesela yaşadığının önemi mesela yok. seviyorum yağmuru. Evet.